Karataş Yüzü YouTube kanalımıza hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Bugün programda sirkeyle devam edeceğiz. Sirkeyi hepimiz biliyoruz. Asırlardan beri kullanılıyor. Milattan önce 5000 yılından beri sirke kullanılıyor. Arkada gördüğümüz İstanköy, yani Kos Adası'nda yaşayan Hipokrat, sirke kullanarak birçok hastalığı tedavi etmiş, güç ve güç kazandırmıştır birçok hastalıklara. Bunu yeni bir olay değil, sirke hakikaten universal bir iyilik ve sağlık kaynağıdır herkes için. Ama hangi sirkeden bahsediyoruz? Tabii evde yapılmış sirkelerden, kendimiz yaptığımız sirkelerden, doğal sirkelerden bahsediyoruz. Marketlerden alınan sirkeler içine koyulan yapay ve kimyasallar bunlardan hakikaten bahsetmek istemiyorum. Ben sirke dediğim zaman kendi ev sirkemizi, evde yapılmış sirkemizden bahsediyoruz. Sirke nedir? Sirkenin yapılması için, olması için fermentedir efendim. Yani probiyotiktir efendim. Yani içinde birçok canlı bakteri vardır efendim. Gerçek bir sirke hakikaten evde yapıldığı zaman Karatay Mutfağı kitabında elma sirkesini ve üzüm sirkesini detaylıca nasıl yapılır çok kolay açıklıyoruz, anlatıyoruz. Fakat elma sirkesi belli başına çok önemli bir tedavi unsurudur. Elma sirkesinin iki bölümde konuşmak istiyorum. Biri hastalıkların tedavisinde, ikisi de genel kullanımda. Hastalıkların tedavisinde bir kere vücuda girdiği zaman hakikaten kendi asit olduğu halde vücutta alkali olarak algılanır. En başta mide bağırsak bozukluklarına, gaz bozukluklarına, ülseratif kolite ve de reflüyü önler, gastriti önler. Yani ilaç olarak kullandığımız gastrit ilaçları vesaire, antasitler hepsi hakikaten mideyi daha çok bozmaktadır. Ama sirke içtiğimiz zaman, güzel bir sirke, sirkeli su içtiğimiz zaman bunları yerine getirebiliriz. Ayrıca alkali olduğu için, vücudu alkali kıldığı için sirkenin özelliklerinden bahsetmek istiyorum. Bir, virüsleri öldürür. Yani koronavirüsünü de öldürür, influenza'yı da öldürür, diğer grip virüslerini de öldürür. İki, bakterileri öldürür. 3. Toksinleri öldürür. 4. Bitleri öldürür. Parazitleri öldürür. 5. Küfü öldürür. 6. Kandida dediğimiz, pamukçuk dediğimiz vücutta olan hakikaten bu kandida şeyini de öldürür. Kandida biliyorsunuz çocukların ağzında pamukçuk meydana gelir. Hanımların vajinasında, mesanesinde pamukçuklar olur. Bağırsaklardaki kandida da çok tehlikelidir. Ayaklarda meydana gelen mantarları da sirkeli su yok eder efendim. Sirkeyi vücudumuza sürdüğümüz zaman çok önemlidir. Neden çok önemlidir? Sirke yüksek ateşi düşürür. Yüksek ateşi olan bir kişide veya serepesi yüksek olan bir kişide hemen antibiyotik başlanıyor ya, kesinlikle doğru değil. Çünkü antibiyotik vereceğiz tabii mecbur kalınca, ama birçok kuralları ve özellikleri vardır. Ama sirke doğal bir probiyotik, doğal bir antioksidan, doğal bir mikrop ve virüs öldürücü olduğu için rahatlıkla kullanılabilir. Bir kere ateşi düşürüyor. Yani 2 sene önce benim eşime sıcak çarpması sırasında eşim 39.9 dereceyle bayıldı sıcaktan dolayı. Yangınlar vardı, o yangının getirdiği sıcak, bir de Ağustos'un sıcağıyla beraber. Onun ateşini, bütün vücudunu sirkeyle yıkayarak, silerek, bol bol banyo, sirke banyosu yaptırarak düşürdük ve rahatlattık. Sirke bu bakımdan çok önemlidir. Sirke bir de nedir biliyor musunuz? Doğal deodorandır. En doğal deodorandır. Diğer ilaç, kimyasal içeren deodoranlarla hiçbir şey yapmamız, mukayese dahi etmememiz lazım. O halde hakikaten yaraları iyileştirir. Ve mide bağırsak florasını, mikrobiyomu çoğaltır ve de direncimizi artırır. O nedenle bilhassa kış aylarına giriyoruz. Gripti, yok efendim nezleydi vesaire, en ufak şeylerde hemen doktora gidip antibiyotik almayacağız.
ne yapacağız? Sirkeli su ile bol bol galgara yapacağız. Hiçbir şeyimiz kalmaz. Tabii bikarbonatlı su da önemli. Kristal kaya tuzlu su da önemli. Ama sirkeyi de unutmayalım. Hepsi bir arada olarak bunu önermeye çalışıyorum. Açıklamaya çalışıyorum. Şimdi yeni moda çıktı. Yeni bir dalga geliyor efendim. Dünya Sağlık Organizasyonu. Yeni virüs efendim. Yeni virüs falan yok. İnanmayın. Güvenmeyin. Bugüne bir yeni senaryo geliyor. Çünkü arkasından da sıvılar gelecek efendim. Bunların hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Bizim vücudumuzun direnci, bağışıklık, zırhı güçlenmedikçe bunların hiçbir faydası yok. Onu açıklamaya çalışıyorum. Sağlık için çok önemlidir. Her gün hakikaten şöyle bir suyumuza kattığımız zaman, hatta maden suyuna biraz kattığımız zaman çok rahatlarız. Beynimiz ve beynimizin bulanıklığı gider, unutkanlık geçer, Alzheimer önlenir ve de Parkinson da önlenmiş olur. Sağlık yönünden bu. Çünkü bakın Hipokrat seneler milattan önce 400. yıldan beri o zaman dahi kullanmıştır bunu. Yeni bir şey değil. Bana şimdi sormasınlar. Araştırma yapmış mı? Araştırma yapılmamış efendim. İşte bunlar uygulanan şeyler efendim. Sirke çok önemlidir. Ayrıca sağlığın dışında da sirke hayatımızda kullanmamız çok önemlidir. Temizlik için çok önemlidir. Sirke kireç söker. Yani her türlü kireci söker. Siz de bilirsiniz. Bu kullanılır. Onun için çamaşırlarımızı ve bulaşıklarımızı makinede lütfen sirkenin kendisiyle yıkayalım. Makineyi de bozmaz, bulaşık makinesini de bozmaz, çamaşır makinesini de bozmaz. Sirkenin bu kireçleri çözer. Kireçleri çözen sirke, yağları çözmez mi? Yok efendim benim yağları çözmüyor, onun için yağ çözücü aldım da koydum da vesaire değil efendim. Kireç çözen bir madde. Hakikaten yağları çözmez mi? Ayrıca çok önemli, bilhassa kamp yerlerinde, işte yazlıktayız, yazlıkta, çadırda veya evlerde börtü böceğin içeri girmesini önler. Bakın kimyasallarla börtü böceği ve canlıları öldürüyoruz. İlaçlamayla, onu söylemek istiyorum, kimyasal zehirlerle. Halbuki evimizi, tabanımızı sirkeyle sildiğimiz zaman ne sinek giriyor, ne sivrisinek giriyor, ne karınca giriyor, ne de börtü böcek giriyor. Ölmüyorlar ama içeri girmiyorlar. Vücudumuzda bir kaşıntı olduğu zaman sirke süreriz. Sürmemiz lazım. Faydası vardır. Vücudumuzda bir böcek ısırığı olduğu zaman sirke hemen rahatlatır. Bunu hatırlatmak istiyorum. Sirke demek ki çok çok önemli. Bundan korkmayacağız. Ayrıca sirkenin en önemli etkilerinden biri de temizlik için kullanılması lazım. Halıları pırıl pırıl yapar. Yok halı parlatıcısı, yok bilmem ne halı şampuanı, yok bilmem ne şampuanı. Bunlara dünyanın parasını harcamayın. Hanımlar size söylüyorum. Temizlik gurusu hanımlar. Beyni deterjanlardaki kokulara bağlı olan hanımlardan bahsediyorum efendim. Sirke çok önemli. Bağışıklık zırhımızı güçlendirir. Hastalıklarımızı önler. Hakikaten içtiğimiz suya biraz şöyle bir kaşık damlatırsak sirke, hakiki sirkenin içinde %5-6 oranında asit vardır. Asetik asit. O işte bütün sağlığı sağlayan, vücudumuzu sağlığı bahşeden, iyilik sağlayan bir orandır. Bunu lütfen mutlaka çocuklarımıza da alıştıralım. Yok çok kokuyor, kötü kokuyor. Çünkü öbür tarafta tatlı kokulara alıştırıldınız, bağlandınız. Beyin onu arıyor. Biraz da sirke içerek. Sirke kokusu da çok güzel. Çok hoşunuza gider. Bol bol kullanın efendim. Hayatınız sirkeyle dolsun efendim.